Elektrik kesintileriyle ilgili bir problemden başlamak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere artık DEDAŞ elektrik bir kangren haline gelmiş durumda. Gerek bizler göreve geldikten sonra gerekse önceki dönemde il yönetim kurulunda olduğumuz süreçte Zeynel Adil Mevzu Başkanımızın başkanlığında her platformda DEDAŞ'la ilgili şikayetlerimizi dile getirdik. Aynı şekilde milletvekillerimizle, hatta bakanlarımızın olduğu süreçte bakanlarımız bizzat bunu bakanlar kuruluna kadar götürerek bölgede yaşanan, sadece ilimizle ilgili değil, bölgedeki problemi aktardılar. Bizler Enerji Bakanımızı DEDAŞ yetkililerini ziyaret ettiğimizde bize şunu söylediler. Kesintileri dile getirdiler. Hep tutturmuşlar bir kayıp kaçak oranı diye. Buyurun, yani bak kimin varsa kayıp kaçağı onu kesin o zaman. Toptan tüm bölgeyi ya da şehri kaçak oranı yüksekliği gösteremezsiniz diye kendilerine telkinlerimiz, şikayetlerimiz oldu. Bize şunu ifade ettiler, 2021'e kadar biz altyapıyı güçlendireceğiz. Şu andaki altyapı mevcut ihtiyacı karşılayamayacak durumda. Ta 80'li yıllardan kalma bir altyapı ile o zamanki ihtiyacı düşünün, de şu anki sarfiyatı düşünün. Kaldırabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Biz konuyu Bakan Bey'in huzurunda dile getirdik. Bize Bakan Bey de bizzat kendilerini aradı. Kendilerine aktarılan ödeneğin de artırılmasını istemiştik. Ki altyapının bir an önce tamamlanarak o elektrik kesintilerini gidip merkezden... Allah'ım sen alayım ben atayım. Bak bizden bu hafta gerekse kırsalda, gerekse merkezde bu tür kesintilerin yapılmamasını vatandaşlarımızın bununla ilgili olarak bir rahatsızlığın artık olmamasını istedik. Yani bu dönemde de ikide bir elektrik şehir merkezinde bir kesilmesi bizi son derece rahatsız etmekte. Milletvekillerimizin tamamı, MKYK üyemiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bu sorunun takipçisiyiz, üzerindeyiz. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanımız yine Ankara'daydı toplantıda. Gittiği birinci kurum Dicle Elektrik. Kesintilerin yapılmamasıyla ilgili. Biz de önümüzdeki ayki toplantıya gitmeden önce yine bakanımızla bir görüşme talebimiz olacak. Konuyu tekrar bize kendilerine ileteceğiz. Altyapıya yatırılan yatırım hizmetini bir an önce tamamlanarak artık elektrik kesintileriyle bu dönemde uğraşmamayı istiyoruz. Yani konu bizim de gündemimizde, biz de kendilerinden çokça rahatsız durumdayız. Bunun da takipçisiyiz, özellikle de bilmenizi istiyoruz.